Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Kurucu Başkanı Sayın Zehra Korkmaz'ı panelimizi yönetmek üzere oturuma davet ediyorum. Sevgili misafirlerimiz, şimdi panelistlerimizi sırasıyla oturuma davet ederek özgeçmişlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit'i sahneye davet ediyorum. Müzik 1988 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında İçer Eczacı Odası Yönetim Kurulu görevine seçildi. 2 yıl Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 2002 yılında Türk Eczacıları Birliği 2. Başkanlığı görevinde bulundu. 2003-2008 yılları arasında Güney Eczan Kooperatifliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2005 yılında Türk Eczacı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçildi. Daha sonra Avrupa Eczacı Kooperatifler Topluluğu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2014-2018 yılları arasında CHP Mersin İl Başkanı olarak görev yaptı. 2020-2024 yılları arasında Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüttü. 2019 ve 2024 yıllarında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Yenişehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ve her iki seçimde de rekor oy alarak Yenişehir Belediye Başkanı seçildi. Diğer panelistimiz İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Sayın Doktor Baran Bozoğlu'nu oturuma davet ediyorum. Doktor Baran Bozoğlu 2005 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı'na uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009 yılında uzman olan Bozoğlu, bakanlıktaki uzmanlığını çevre yönetim sistemi kapsamında Avrupa Birliği direktifi olarak Eko Yönetim ve Tetik Programı üzerine gerçekleştirdi. Ülkemizde Birleşik Çevre Denetimlerinin yapılandırılması, mevzuatın hazırlanması ve uygulamaların yaygınlaştırılması süreçlerinde yer almasının yanı sıra Avrupa Birliği projelerinde Türkiye koordinatörlüğünü yürüttü ve birçok uluslararası toplantıda ülkemizi temsil etti. 2008 yılında yüksek lisansını bitirerek Ankara Üniversitesi Sosyal Çevre Bilimleri Bölümünde doktora eğitimine başladı ve iklim değişikliği konusunda doktora tezini tamamlayarak 2018 yılında doktor unvanını aldı. 2010 ve 12 yıllar arasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 26 yaşında yönetim kurulu üyesi ve Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı olan Bozoğlu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarihinin en genç yönetim kurulu üyesi ve oda başkanı olarak anılmaktadır. Şimdi de diğer panelistimiz, Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Şeref Eroğlu oturuma davet ediyorum. Şeref Eroğlu, 1975 doğumlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümünde lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik eğitimlerini tamamladı. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde öğretim üyesidir. 2005 yılından günümüze sanat tanımı topluluğu olanağında sanat ve kuramsal çalışmalarını sürdürmektedir. 2013 yılında yardımcı doçent Feri Mert'in katkılarıyla Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sanat tanımı topluluğu dayanaklı metin ve çözümsel sanat atölyesini kurmuştur. Atölye 2018 yılında resim bölümünün kararıyla müfredattan kaldırılmıştır. 2018 yılından günümüze sanat tanımı topluluğunun kavramsal sanat etkinlikleri formuna doğrudan gönderme yapan çözümsel sanat topluluğunu kurmuştur. Çözümsel sanat topluluğu, çözümsel sanat etkinliklerinin katılımcıya açık çalışmalarını topluluğun sürekli belirli katılımcısı Elif Kılıçdoğan ile birlikte gerçekleştirmektedir. Sevgili misafirlerimiz ve panelistlerimiz, tekrar hoş geldiniz diyerek
sözü panel moderatörümüz Zehra Hanım'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Değerli panelistlerimiz, sevgili ödül vermiş değerli hocalarımız, benim bahsede olduğunuz Mersin Kulübesi Gelişik Belediyesi'nin ortak yaşa düzenlediği Gelişik İlgi'de çevir kurucunun konulduğu panelimize hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili dostlar, panelimizin ilgili gibi kendi kendiliği ve çevre sorunlarının çeşitlerine de baktığımızda kendisel sorunlar her zamanından daha ağırlı ve çözümleyen bir konu haline geldi. İklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin kaybı ve kaynakların tükenmesi gibi konuda artık sadece bilim insanlarının değil, herkesin gündeminde olmalı. Sürdürülebilir kavramı yalnızca doğal kaynakların korunmasını değil, aynı zamanda toplumun her kesimin ne konuda bilgilenmesi ve aktif rol alması gerekiyor. İşte tam bu noktada çevre kültürü devreliyor. Çevre kültürü bireylerin ve toplumların çevreye yönelik tutum ve davranışları şekillendirir. Bu nedenle sürdürülebilir bir devrim içinde kültürel erzendir. Çevre kültürü ekolojik bilimin oluşmasında sürdürülebilir yaşam biçimlerinin geliştirilmesinde ve çevre sorunlarla ilgili çözümlerin üretilmesinde de kritik bir rol oynamaktadır. Kısaca çevre kültürü, doğaya saygı, çevre bilgi ve sürdürülebilir algılık anlayışını içeren bir yaşam tarzıdır. Bugün bu önemli konuyu farklı perspektiflerde ele alarak uzmanlarımızı dinleyeceğiz. Panelimizde küresel iklim değişikliğinden, yerel bilimlerde sürdürülebilirlik ve ekolojik yaşama, doğanın estetiği değişikliğiyle, yeni şehirde çevresel kentleşme ve çevre politikalarına kadar değişikliğin hazırı önemli konuları ele alacağız. Değerli konuşmacılarımız kendi uzman alanlarında yeni şehirdeki çevresel sürdürülebilirliği arttırma adına önemli önerilerle edecekler. Bu panel sadece bir tartışma platformu değil, aynı zamanda eylemi geçmek için bir ilham kaynağı olacaktır. Panelin sonunda hepimizin kafasında yeni fikirler ve atılacak somut adımlar olacak. Çevre duyarlı bir kültürü inşa etmek, bilim olarak yaşadığımız ve toplum olarak üstlenmemiz bir süreçtir. Şimdi sizleri değerli konuşmacılarımızın katkılarıyla çevre kültürünün derinliklerine doğru yola çıkmaya ve bu sürede aktif katılımcıları olmaya davet ediyorum. Değerli konuklar, panelimize başlamadan önce sizinle iki konuda bilgi paylaşımını bulmak istiyorum. Birincisi, biliyorsunuz panel davetimizde de gördünüz. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu bizlerle birlikte olacaktı. Kendisi göbeğin birkaç sorundan dolayı küçük operasyon geçirdiğini o nedenle tahtiye kazanamayacağını bildirdi. Burada kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz. Kendisi ve bize selamlı saygıları da ilerimizi istedi. İlk konuda panelimizle ilgili panelistlerimiz konuşmaları yapacaklar. Her panelistimize 15 dakikalık konuşma süresi vereceğiz. Bu panelin sonunda da panelistlik daha sonra sizlerden de panelistlerimize soru sormak isterseniz sizin sorularınızı alacağız. Bu nedenle panelimizin dikkatli şekilde dinleyelim. Sormak istediğiniz sorularla not alırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize birbirine bir iman bir panel olmasını dinleyerek sözlerimi başlamak istiyorum. İlk konuşmacımız Sayın Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit olacak. Kendisine söz vermeden önce ben kendisiyle ilgili birkaç tespitimi paylaşmak istiyorum. Sizlerle davranışı. Belediye Başkanımız başarılı bir siyasetçi, başarılı bir belediye başkanı olmanın yanı sıra hepinizin de bildiği gibi uzun yıllarda meslek odası başkanlığı yapmıştı. Meslek odası başkanlığı yapmasından kaynaklı olsa gerek, meslek odalarıyla da her zaman yakın diyalog tesisi olmuştu. Hayata geçireceği projelerde, evlen dışarıda meslek odaları mutlaka görüşlerini almıştı. Yenişehir'de daha yaşanabilir bir ve sürdürülebilir bir ortam yaratmak için Türk Mersin
bırakılabilir yine bağlı destek odalarıyla birçok ortak projeler gerçekleştirmiştik. Bu özelliğinden dolayı da ben de odak olarak teşekkür ediyorum kendisine. Sayın Özgit, göreve geldiğinden beri kendimizi Yeşil Ağabeyi sunmuşlardı ve enerji verimliliğini artırmak ve çevre dostluğu kutlamaları hayal geçirmek için önemli adımlar atarak yeni şehirde çevre kültürünü oluşturmak için büyük bir çaba sahiplenmektedir. Bugün kendisinden yeni şehirden çevresel kentleşme çalışmaları ve gelecekteki planlar hakkında bilgiler alacağız. Belediye başkanımızın çevresel kentleşme konusundaki vizyonunu, stratejileri ve uygulamaları dediğinizin anlatılmamızı sağlayacak birkaç soru hazırladım. Başkanım siz uygun bulursanız, biliyorsunuz yerel yönetimlerde sizin sorumluluklarınız çok fazla. İlle alanınız ve yapmanız gereken de yeni şehir parkı çok sayıda iş var. Bu konumuz çevre, çevre kültürü ve yeni şehirde bunlar da benim yaptığınız çalışmalar. Bu nedenle ben uygun görürsünüz size sorular soruyorum, soruları cevaplarınızı arz edecek. İlk sorumuz, belediyenizin çevresel kendiliğiniz stratejilerine neler, bunu neler yapıyorsunuz? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bölgede bir organizasyona emek veren hem bizim çevre eğitim gördüğümüz çevre mühendisleri burası ve bütün dostları ve kent dışından gelerek bizlere katılan çok büyüklü konuşmacı bana ve Tüten Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Zerran sizlere de çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyona moderatörlük yaptığınız için şimdiden kolay gelsin hepsi. Tabii şimdi diyeceğim ki burada çok şey yaptık ki notlar var. Notlardan bileceğiz diye. Samimiyetle ifade etmek gerekirse göreve gelmeden önce biz altı temellik yapmış. Yani şehir bilgisini nasıl yönetiriz diye arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmada tabii bilim insanları vardı bu ekibin içerisinde ve biz bu altı temel ilkeden bir tanesi ekoloji. Diğer beş tane şimdi konuşma şansımız yok, ekolojiyi konuşacağız. Ve biz ekoloji başlığında göreve geldikten hemen sonra Palupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne imza attık. Enerji konusunda enerji politikalarını destekleyen İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzaladık. Bunu Türkiye'de imzalayan 23. belediyeydi. 22 ya da 23 olacak. Ve biz bu tabi imzamızın arkasında durduk. Bazı sözleşmeleri imzalarsınız ama orada kalır. Sürekli bir şey yapmadık. Ve bu başkanlar sözleşmesinde taahhütlerimizi teknik yerine getirmeye çalıştık. Ve biz 2020-2030 dönemi kriterlerine uyacağımızı tahmin edip 2040 yılı 2030 yılında sebebesini %30 azaldı. 2050 yılında da nötr emisyon seviyesine ulaşmayı daha önceden çalışmalarımızı yaptık. Bununla beraber yeni şehir sürdürülebilir iklim yönetim planını hazırlayan kendi ekibimiz testler, doktora tez noktasında çalışmalar yaparak her biri bir fazla yerleştirmeye çalıştılar. Ve bizim sürdürülebilir iklim planımız hazırlandı. Burada bu süreçlerde yine ilk belirliği içerdiğimiz 2030 ve 2050 hedeflerini hazırlayarak ortaya koyan ilk siz yine sağlıklı kentler birliğinden olduk ve sağlıklı kentlerin bir sağlıklı kentin kriterleri, dünya ölçeğinde ne derse onu kentimizde uygulama noktasında bir çaba içerisinde olduk. Bu çabalar içerisinde yeşil alanların artırılması, korunması, atık yönetimleri geri dönüşüm, sürdürülebilir ulaşım, altyapı, çevre eğitim ve bilinçlendirme, kentsel dönüşüm ve planlama noktalarında çalışmalarımız var ve bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize ilk olarak ilk kanunda ifade edildiğimiz ana başlıklar bunlar. Yani kendimize vermiş olduğumuz sözü ekoloji alanında
faaliyetlerle ilgili vermiş olduğunuz fikirlerini getirmek adına faaliyetlerimizi sürdürüyorum. Bu faaliyetlerin içerisinde 2025 yılına da yeşil bir şehir olarak ilan edildiğimiz ve daha yeşil bir kent oluşturmak için birlikte çalışacağız. Yaptığımız faaliyetler içerisinde de bizim örneğin kendimizde ilk bir sertifikalı binaya, yani kendimizde bir yeşil bina sertifikalı ilk binayı yeşillerimiz olarak ürettik. Bunun arkasından da biz bunu kendimizde imalat yapan, inşaat yapan firma olarak tavsiye edildiğinde, sonradan da imar planlarımızda bir bina motoruna 15 katın üzerinde yapılan her binanın yeşil bina sertifikalı olması noktasında da bir şart ürettik. Dolayısıyla bütün bu koşulları birlikte yan yana yürütecek çalışmaları gerçekleştirdik. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Yaptığınız çok önemli çalışmaların kurulaştırılarını anlattınız. Burada sonuçta bir eylem planını hızlandığınız çok belirli bir şey. Bunu ilk belirli olarak yapmaktan dolayı sizi tekrar kutlamak istiyorum. Sayın Başkanım, birkaç yıl daha olacak size, müsaade ederseniz. Bu çevresel günlük oluşturulmasını sizin toplum örgütleriyle nasıl bir şimdi tabii sivil toplum örgütleri bizim olmazsa olmazımız, siz de şaşırmışlarınızı ifade ettiğiniz gibi hem meslek odalarıyla hem sivil toplum örgütleriyle ki bugün toplumu görevini yaşıyoruz. Toplumu bir yere de şehirler kaldığında olan da sivil toplum örgütleri esasen. Onların duyarlılıkları en önemli. Gerek bir başkanlığımız döneminde işte kendimize büyük bir gereği, yani büyük bir önder ya da büyük bir yani anlamında gördüğümüz onun yaptığında maalesef bir mülkler sandalye karşı karşıya bakıyordu Mersin'den ve kalbimize bomba alındı. Şimdi bu arada da sivil toplumlar birlikleriyle bu mücadeleleri sürdürdük. Yine de meslek odaları da sivil toplumlar birlikleriyle birlikte çalışarak yol aldı. Almaya da devam edeceğiz. Yani bu 2025 yılı geçtiğimiz şehir yılı dediğim noktayı anlamadım planlayarak. Biz sivil toplum örgütleriyle, altta, onun dışında meslek odalarıyla, kurumlarla, meslek kurumlarla birlikte yürüteceğiz. Ve kendimizin o işlere ulaşmasını, yani annesini oturan herkesin bağımlılığından başlayarak, sonra yeşil alanlarda birlikte ürün yaparak her yeri yeşil şehirde çabamız oluyor. Ve herkesin sorumluluğu olacak burada. Yükler Santral demiş ya, bugün geçen hafta kardeş şehirde Almanya'daydı. Ve orada Almanya'da 10 tane Yükler Santral'ı söylüyor. Yerine bizler güneşten bir güçün bir daha eksik yararlanmaları durumu olmuş olmasına rağmen onlar güneş enerjisinden ve rüzgardan enerji elde etmeye çalışıyor. Yani Almanya'da nükleer santralleri kapatıyor. Biz de milyarlarca dolar harcayarak bir nükleer santral yapıyoruz. Burada içeriği yaman çelişkiyi ülkemizi çözmesi gerekir. Ama bu ülkeler bu sorunu çözmek gibi değil, derinleştirmek gibi bir davranış olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla nükleer santrali zamanında kullanılan bir teknoloji olduğunu düşünebiliriz belki ama ben burada yapılan işin 71 yıllardaki siyah beyaz değiliyorum. Bugün fabrikasını kurmaya benzetiyorum. Bilmiyorum siz nasıl bakarsınız. Dolayısıyla batılı ülkeler deniz enerjiye yönelmişken biz de bu çok gecikmiş bir işti. Tabii yeniş enerjilerin bir de yeni şehir kodlarına yapıyor. Biz Dünya Bankası'nın vermiş olduğu bir kredini alarak şu anda enerji noktasında enerjimizi %80'ine oluştu. Bir ölçekte güneş enerjisinden faydalanarak enerjimizi sağlamış olacağız. Tabii bunu çok artırmak gerekiyor. Sadece yeni şehir belediyesinin kullandığı enerjiyi güneşten elde etmesiyle bunun yaygınlaştırmak da halkın kullanımını
sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla 1.2 megawattlık sahip enerjiyi 6 içerisinde Yenişehir'imize kazandırmış olacağız. Rüzgar enerjisi konusunda bir çalışmamız var. Sırtın bu civarında bir yerde de bir rüzgar gibi kanalıyla kalan bölümü enerjimizi yine tamamı, yani Yenişehir Belediye'mizin tüketli enerjinin tamamını biz yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edeceğiz. Ülkemizin konulardaki eksikleri ancak sosyal demokrat bir anlayışla ilgilenebilir bir iktidarla gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Sayın Işık Berdan. Atık yönetimi konusunda neler yapıyorsunuz? Bu da ilgili söyleyebilirsiniz. Atık yönetimi konusunda tabii yine Avrupa ile karşılaştırma yapacak olursak onların sorunu çözmüşler. Tabii 45'ten başlayan bir eğitimde çözmüşler. Biz de maalesef atık yönetiminin konusu hiç kimsenin neredeyse gündemde değil. Yenişehir Belediyesi'nimiz olarak biz yerlerden hemen sonra işlemciden bahsediyorum. Sıklatık şirketimizi kurduk. Yani bir atık getirme ve ayrıştırma merkezi kurduk. Çevreci Yenişehir Halk Kartı vatandaşlarımıza dağıttık ve vatandaşlarımız bize sonuçları atıklarından elde ettiğimiz ekonomi vatandaşımızla paylaşıyor. Zaten onun arkadaşlarım demiştim ki bu mesela ne gelir elde eder bu vatandaşımız bize atık getirdiğinden ilk yüzü getirdiğini ilk Mars Üniversitesi Merkez Emekhanesi'nin 11 bin lira bir gelir elde etmiş örneğin. Bir apartman görevlisi 408 lira bir gelir elde etmiş. Böyle bu gidiyor. Yani bir atıkların toplanması, ayrıştırılması ve tekrar ekonomiye kazandırılması noktası üzerinde çalışırken bir yandan da vatandaşımızı teşvik edici ve ekonomi sağlayacak bir çalışma içerisindeyiz. Baktığımızda bölgede atık getirme, ayrıştırma ya da bu konuda çalışmaktan başka bir bilgi ben bilmiyorum. Ama Yenişehir Belediyesi olarak bizim görevimiz önce olmak, ön aşırı olmak ve örneği teşkil etmek. Biz atık yağları topluyoruz. Özellikle atık yağ üreten bölgelerde, işte restoranlar olabiliyor, balık kontrolü pişirimlerde de olabiliyor. Oradan almış olduğumuz atık yağları 4 litre atık yağ karşılığında 1 litre kullanılabilir yağ elde ediyor. Sonra vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza genellikle arada sıfırlık şirketi ekonomiye de çeviriyor biliyorum ama ben daha çok vatandaşa ihtiyaç sahibi vatandaşı dağıtılmasından yanayım. Bu şekilde bir davranış söz konusu. Atıklarını ayrıştırılarak biz sadece iki ayrıcısı yetertiyoruz. Avrupa'da şey yapıyor değerli arkadaşlar. 15 günde bir evlenen atı toplanıyor. Güzel. 15 günde bir atı toplanıyor. Saati belli. Ve hangi saatte çöpü dışarıya çıkarılacağını herkes biliyor. Ayrıştırılmış vaziyette çıkartıyor. Metal ve kağıdı karıştırırsanız bir kere ikrar alıyorsunuz. İkincisinde de atı sayılır bir ceza yazıyorsunuz. Dolayısıyla sinema evinizde işlediği 15 günden beklemek durumundasınız. Onun için bir saat ayaklanmak olarak herkes ayrıştırarak veriyor. Dolayısıyla onlar bu atık konusunu çözmüş durumdalar. Biz ise bu işte Türkiye'mizin belki en büyük eksikliği ya da bugüne geldiğimizde yaşadığımız en büyük sorun eğitimde yaşanmaları özlemini düşünüyorum. Yani çünkü siz işte yine aynı yerden örnekleyin. Bir kreşe gittim, bir çocuk depolardan şölüm yapmış, birinin eline kabuğu, birinin gazoz kabuğu, birinin eline kağıt koymuş. Şimdi 3 yaşında orada başlıyor, o bir gün çok tuttuktan sonra zaten mesele bitmiş oldu. Ama biz maalesef insanlarımız şöyle bir algıya sahip, benim kirletim özgürlüğüm var, belediyeyi temizleyecek algısını sahip. Böyle bir şey yok. Bu gerçekçi değil, doğru da değil. Dolayısıyla eğitim süreçlerini biz işte çevre mühendislerimiz özellikle atık çekildiğimizde bir veri yapıyor ve önce işte
Hamile hamile demişler ki ne yaparak bu işi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla atıkların alınması ve ayrıştırılması konusunda samimi ciddi bir çaba içerisindeyiz. Çok teşekkür ederim kapsamlı bilgilerden. Sevgili başkanımızın da belirttiği gibi biz genel yönetimlerde, özellikle belirlilerde akıllı ülkeli teknikleri, ülkelisel sürdürülebilirlikleri konuştuğumuz gibi da aslında daha bir sıkıntı atıklarımız bir de atıklarımızın dayanında ayrıştırmayı belirleniyoruz. Bu noktada Gelişehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışmanın da çok kıymetli olduğunu söylemek isterim. Sevgili Sabahlar'ın da yıllardır çevre bahsediyorsunuz da beraber üniversitesinde atıkların kaynağında arayışlarla toplanması ve yeniliğinin de sokak çocuklarının kullanılması yönünde bir projeyi başlatmıştık ama maalesef o dönem sürekli yerine çok olmadı. Biz devam edelim. Evet, sizin bu devam ettiğiniz olmanız çok teşekkür ederiz bu noktada. Sayın Başkanım, çok kısaca bir sorudan sonra panelist için değişmek istiyorum. Bütün bu hizmetleri yaparken ne tür zorluklarla tercih ediyorsunuz? Tercih ediyorsunuz, zorluklarla ilgili sözü verirseniz sevinirim. Yani birinci olarak tabii ki finansman. Ülkenin yerel yönetimlerin ya da ülkenin temel sorunlarından bir tanesi kaynak iddiasıydı ve finansman konusu. Tabii bunu siz işte dünya bankasının ve benzeri konuların sağladığı verileri kullanma noktasında da maliyet belediyesi olmanın getirdiği zorluklar da var. Biz o yalanmasından gelen belediyeye ulaşan nadir belediyelerdeyiz. Şimdi o belediyelerde iktidara yakın belediyeler daha çok faydalanıyor. Hedef kriterleri verilir belediyeleri. Yani işte borç, kuruluk seviyesi, benzeri kriterleri var. Dolayısıyla bu finansman konusu bize oldukça zor buluyor. Ama aşma noktasında hem Dünya Bankası'nın ya da bu sırası fonların ya da ama özel işbirliği yürüterek ya da işler noktasındaki bazı çözüm noktalarını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla finansmanın başlı başına bir sorun. Çözümün içinde çaba sarf ediyor. Yani her sorunun bir çözümünü oluşturma noktasında bir çaba içerisindeyiz. Tabii toplumsal farkındalık az önce ifade ettiğim eğitim problemi. Bizim en çok belki de o toplumsal davranış modeli işte eğitim altyapısının yetersizliği gereğiyle maalesef orada bir direnişle karşılaşıyorsunuz. Sizin şehirden sitesinde başladık sonuçta ya da yürüyemem ki ben o bölgede daha önce çok böyle bir mesafe çıkarılması çalışması yapılmıştı. O gerçekleşmemişti. Bu nedir? Hepsi toplumsal farkındalık ve o eğitim altyapısının eksikliğinden kaynaklanmışlar. Buna şeyleri de ekleyebiliriz. Nözatların belirlenmelerini ekleyebiliriz. Ama biz tabii ki bunları aşma noktasında da bir çaba içerisinde olacağız. Sayın Başkanımıza kapsamlı açıklamaları ve Yeşilir Çevre adına sürdürdükleri proje yerlerini her çoğunlukla ilgilenenleri teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz ben panelinizin sonunda söylediğim gibi aramızda çok değerli konuklarımız var, çocuklarımız ve destek odası meşgalarımız ve yöneticilerimiz de var. Sayın başkanımıza panelinin sonunda soru sormak isterseniz sorularınızı alacağız. Evet, değerli katılımcılar, Ankara'dan gelerek bizlere uğurlandıran çok değerli bir konuk konuşmacımız daha var. Doktor Baran Mazlumuz oldu. Baran Bey benim meslek hayatımda çok önemli bir yeri olan, kendisiyle birlikte yolunu verilen onu durdurum bir meslektaşım. Baran Bey'in senin ismini de gördünüz. Çok genç yaşına rağmen çok büyük başarıları yaşamak için yaratıyor. Uzun yıllar Çevre Mersi Odası Başkanlığı yaptı. Benim Çevre Mersi Odası Mersin'in tersizliği dönemleriyle birlikte çalıştığım çok değerli meslektaşım ve oda başkanım. Burada başkanlığı sürecinde de çok önemli işleri hayata geçirdi. Çevre Mersi Odası olarak da kendisine çok şey borçlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Ayrıca Çevre Mersi Odası yönetim üyesi, bizim Çevre Mersi Odası Mersin Kudriyesi üyesi arkadaşlar. Şu anda çoğun başkanımızda size iyi dilekler. Bana da çok teşekkür ediyorum.
Aynı zamanda iklim değişikliği politika ve araştırma derneği başkanı da olan Barbarozoğlu, çevre politikaları ve sürdürülebilirlik alanında da önemli çalışmalar yapmış. Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından birisidir. İklim değişikliği ile mücadele, yerel kutsal kredi çeşitli projeleri dönüşmüştür. Doktor Bozoğlu, geçmişten bize sürdürülebilirlik dosyalarının yaklaşımları ve ileride çevre içinde neler yapması gerektiği konularında belirlenmesine bilgiye sahiptir. Ayrıca çevre sürdürülebilirliğiyle toplum arası ve bağ üzeri yardım çalışmalarıyla da kendisini tanımaktayız. Baran Bey diye bir daha var. Kendisi şu anda en son yapılan Kuvvet Halkı Partisi kurultayında parti yöneticisi oldu. Notun meslekleş olarak tutuyorum sizleri tekrar. Şu anda Kuvvet Halkı Partisi'nde çevre politikaları ile ilgili çok yakından ilgilenen bir arkadaşımız. Kendisini siz ekranlarda görüyoruz. Özellikle ülkemizde yaşanan çevre sorunlarına dair hazırlamış olduğu raporlar, çevre sorunlarına dikkat çekme yönündeki açıklamalarıyla sık sık da aslında kendisini görüyoruz. Evet, sevgili Baran Başkanım. Şimdi size veriyorum. Ben size soru sormayacağım. Konu başlığınız neydi size? 15 dakikalık süre içerisinde panel konumuzla ilgili söylemek istediklerinizi ben de yayın adına katılımcılarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sözü sizinle veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ses geliyor abi. Ben de güzel sözler için çok teşekkür ederim Zehra Başkanım. Öncelikle ben özellikle İşim Milli Başkanımıza ve Çevre Başkanımıza ben suçluyumuza çok teşekkür ediyorum. Çünkü Dünya Çevre Haftası önümüzdeki hafta bu konuları eline boyuna tartışabilecek bir kazanımı yaratır size yani başkanım. Tabii ben buraya geldiğim önce başkanımızın da bakanlığı biraz sohbet ettik. Anlattıklarının herhalde şu an burada anlatılan, burada anlatılanların herhalde onunla biri belki. Ve özellikle ben şu süzgü bir enerji değişikliği ve eylem planını paylaşmak istiyorum. Çok değerli çalışmayı kendi değerlisi, kendi kaynaklarıyla, kendi personeliyle gerçekleştirmiş değerli bir çalışma olduğunu uygulamak istiyorum. Ben bu arada çok teşekkür ediyorum farkında yarattığınız için. Özellikle enerji ve binaların öngörülmesi, bu konuda belediye meclisi adına önemli karar vermişim. Binalara dair bilgilerle konuşmuş olması oldukça önemli. Tabii biz Ankara'dan gelince burayı bildiğimiz kadar işte Ankara'da hangi ilçe dersin Çankaya'da işte Mersin Çankaya'sı olarak adlandırıyoruz. En azından böyle bir sorumuzun cevabı böyle olduğu söyleniyor. Dolayısıyla buradaki üretilen değer topluma, dünyaya, Türkiye'ye çok büyük katkı sağlıyor. Ben tabii felsefesi biraz daha geçmişten günümüze diye söylüyoruz ya, biraz 1500 yılıyla paylaşmak istiyorum. 1500 yılıyla bugünkü dünyayı biraz karşılaştırmak istiyorum sizinle. 1500 yılda dünyada 500 milyon insan yaşıyordu. Bugün 8 milyar insan yaşıyor. O zamanlar üretilen mal ve hizmet, tabii o zaman da ticaretler üretim var. O zamanlar üretilen mal ve hizmet, 250 milyon dolar olarak tanıtılırken şimdi 62 milyon dolarlık mal ve hizmet üretiliyor ülkemizde. Enerji tüketimine baktığımız zaman 13 trilyon kadar bir enerji tüketim varken bugün 1500 trilyon bir enerji tüketim var. Yani nüfus 14 kat artmış 1500 yıla göre. Üretim 240 kat artmış. Enerji tüketim ise 115 kat artmış. Yani nüfusu sadece onları kadarken enerji tüketiminin ve mal üretiminin çok daha fazla arttığını görüyoruz. 1500 yılında beraber yer gelse eğer, herhalde en kalabalık şehirler, yani büyük kentler 100 bin nüfustan çok daha az. İşte Kamışlar evler, Kermişler evler, gökdelen olarak tarzın evler bir anda belki üç atlıydı. Sokaklarda sadece at sesleri, işte insan sesleri, kuş sesleri belki duyuyordu. Ya da çiftçi besin sesini duyabiliyoruz. Bugün herhalde hayatımızı, ruhumuzu, zihnimizi etkileyen milyonlarca elektronik eşyanın, cihazın sesini bir anda duymak zorunda kalıyoruz. O dönemlerde işte Magellan dünyaya 3 yıla ulaşırken hatta 1800'lü yıllarda bu 80 yılda devre ayrılığında bir kitap yazmışlar hatırlarsan İngiliz macerası arası gibi. O zamanlar mesela 80 yılda dünya dolaşımını öngörüldü 1800 yıllarda. Bugün 48 saatte dünya tamamına ulaşabiliyorsunuz. O zamanlar gökyüzünde tanrılar ve kuşlar sadece varken bu
güneşe 1669 yılında 20 Temmuz'da uzaya araç gönderdik. Ay'a ilk defa ayağımızı bastık. Dolayısıyla 1500 yılında, 1500'den kadar dünya inanılmaz bir değişim oldu. Ve bu değişim çok hızlı devam ediyor. Kentten dağılıp başlıyor. Demokrasi icat ettik. Bunu uygulamaya çalışıyoruz. Ve teknoloji bir yandan gelişirken önümüzde çok ciddi çevre problemleri karşılaştık. Yani aslında nüfus artarken, üretim artarken, enerji tüketimi artarken işte takılarımız çeşitlenmeye başladı, kullandığımız araçlar çeşitlenmeye başladı. Ve bütün bunlar aslında kentte belki çok hissetmesek de kırda, örneğin Erzincan'da işte ya da Artvin Cerrahpaşa'da ya da Çanakkale Karaburun'da kimi zaman bir termik santral felaketi, kimi zaman bir maden kazası, kimi zaman da işte ağaçların kestiği, kuşların, böceklerin yaşayacak alan bulamadığı çevre problemleri yaratmaya başladı. Bütün bunlar bizim refahımız, konforumuz, kentlerde rahat edebilmemiz, hızlı yaşayabilmemiz ve kullandığımız elektronik cihazların daha rahat kullanabilmesi için aslında. Bu tabii çok ciddi çevre felaketi, çevre sorunları yarattı. Dünyada bunun örneklerini ne yazık ki ülkemizde görüyoruz. Ben her zaman işit malen kazasında herhalde devlet kurumlarının yöneticilerinden çok daha önce gitmiş bir arkadaşımızın. O bir felaketi görmüş bir arkadaşımızın. Güncel yorumluğu için söylüyorum. Tamamen aslında Türkiye'de geldiğimiz noktada bir çevre yönetiminin olmadığını, idari bir yapılanmanın bu ülkede çevre bakanlığının örneğin yapması gerekenleri yapmamasından kaynaklı, denetlemesi gereken süreçleri denetlememesinden kaynaklı büyük felaketler yaşadığını söylüyoruz. Kimi zaman belki Türkiye'nin kalkınması için, istihdam için çok yararlı olacak olan, çok verimli olacak olan yatırımların da sırf bu denetimsizlik ve yanlış uygulamalardan, politikalardan dolayı da olumsuz bir imajı verildiğini görüyoruz. Örneğin Erzincan'ın işareti ya, bir altın maliyeti üretiminde sırf maliyeti azaltmak ve denetimsizlikten kaynaklı. Ve Çevre Bakanlığı aslında her iyi yürütlerinin, her merkez teşkilatında denetimsizlikleri, liyakatsizlikleri, teknik personellerin hayatındaki hedefleri, amaçları ve sorumlulukları mevzuat uygulamaktan uzaklaşmasından kaynaklı denetimsizlikleriyle yığın istediğimiz, içerisinde siyanür ve birçok kimyasal maddelerinde olduğu devasa bir, bugün gökte olarak ifade edilecek yığın armada konulduğunu ve daha sonra da o görüntülerden biliyorsunuz onlarca vatandaşımızın, işçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve şu anda hayalisi devam ediyor, o bölgede su kaynaklarını biz seyrediyoruz. Şimdi bu tabii yaşadığımız bu olaylar olmak zorunda değil. Yani biz bu çevresel bir hareket yaşamak zorunda değiliz. Biraz önce değerli başkanımızın anlattığı aslında atık toplama ile ilgili işte takım teknolojik faaliyetler gibi yaklaşımlar var. Bu sorunları hepsi aşmaya aslında mutlaka bir toplumuz. Bu konuda yetişmiş personellerimiz var, mühendislerimiz var, teknik ekipmanlarımız var, üreticilerimiz var, sanayicilerimiz var. Ama buradaki kritik nokta ne dersiniz? Türkiye'de bir çevre bakanlığı yok. Yani gerçek anlamıyla sorunları önleyici bir faaliyet gerçekleştirici bir çevresel yaklaşımı merkezi anlamda görebiliyoruz. Ben bu biraz görüntü var, ses yok olarak ifade ediyorum. Yine bir örnek vermek gerekirse, Ergin Hafızası'nı hepimiz biliyoruz. Tekirdağ Mahallesi'nde. Belki birçoğumuz dediğimiz bir anlattım da orada belirtildiğini biliyoruz. Yani orada bir kentleşme var, bir sanayileşme var ve suyu orada kullanıyor sanayici. Ve ne yazık ki kirleri şu anda neredeyse Ergin Hafızası'nın 3'te 2'si, hatta 4'te 3'ü atık su alıyor. Ve bu mesele yıllardır var Sayın Başkanım. Her zaman hatırlarsınız, önümüzdeki hafta Dünya Çevre Günü ile ilgili televizyonları açtığınız zaman yeni yazık bu görüntüsü hep beraber izleyeceğiz. Ve bakın 2011 yılında Ergen Altısı ile ilgili çözeceğiz diye bakanlık bir genel yapılıyor. Diyor ki burada 2000 para yazısı, sanayici daha iyi yapacağız ve daha iyi bir yerine soru akıtmalarını sağlayacağız. 2011 yılında karar veriyor. Bu yayınlıyor. Ve diyor ki 2014 yılına kadar herkes bunu uyuyacak. 2014 yılı geliyor, tabii bir denetim yok, uyum sağlanmamış. Genelde yayınlanıyor tekrar. Deniliyor ki 2016 yılına kadar zaman veriyoruz. 2016 yılına geldiğimizde tabii yeni bir sorun sağlanmamış, denetlenmemiş, yatırım yaptırılmamış, bir maliyet olarak kurulmuş. Ve ne yazık ki hala alınan sunan
bitkileri sebzeleri, meyveleri ne yazık ki çocuklarımızın sosyalarını getirmek zorunda kalmışız. İhlas eden altında kalmışız olduğu insan maddeleri, sebzeleri, meyveleri. 2016'da gelindiğinde de genellikle tekrar araziliğine başlıyor. 2018. Uygulanmıyor. 2018 gelince biraz unutuyorlar onlar. 2019'da karar verilmiş süre, 2019'da tekrar karar verilmiş. 2021'e kadar. Üzerinden 10 yıl geçmiş ve uygulanmış bir genellikle bahsediyoruz. Bu tek bir örgü. Bunu hayatımız ne anlamında? Çevre Bakanlığı yayınladığı yönetmelikler, en son anlarda görebiliyoruz. Diğer örnek ise mesela büyük endüstriyel kazalar geldi. Ankara'da geçtiğimiz günlerde bir yangın çıktı, belki izlemişsinizdir. Burada ilan sabahında bir gibi yapılmış tesisler birden yandı. Yan tarafı sıçradı, bu tarafı sıçradı. Bütün kent, Ankara, başkent, üzeri kapları bir bulutla karşılandı. Üzerinde inanılmaz kimyasal maddenin olduğu bu bulutları biz C'ye çekmek zorunda kaldık. 6000 Ankara'da. Ve bu önlemini alması gereken bakanlığı çıkardığı mevzuatta tıpkı bahsettiğim gibi 20 yıl boyunca daha da uygulanmaya devam ediyor, uygulanmıyor. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde ben kendisinin kıyı kentlerinin başı kıyı kavramına dair düzenleme yapmıştım. Demiştim ki kıyı çizgisini belirleyeceğiz, bunu bilimsel veriler belirleyeceğiz. Bu kıyı çizgisine katılmış bir anlaşılması bir toplum kuruluşları katacağız. Ardından da bunu bilimsel veriler destekleyip kıyı kenarçılığınızı belirleyeceğiz. Ve kıyılar vatandaşın ulaşımı açık olacak. Anayasanın net maddesi var. Fakat ne yaptılar? Bundan 3 yıl önce yine bir değişiklik, yönetmelik değişikliğinde belirlenmiş olan kıyı şeridini, kıyı çizgisini, yapılaştırılması gereken bölümleri tek bir raporla, içerisinde ne olduğu belli olmayan, Çalıkkale'ye hazırlanmış bir dosyayla kıyı kenar çizgisinin değiştiği kararı aldı. Bunu da biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstiklal Büyükşehir dağı açtı ve geçtiğimiz günlerde bir iptal edildi. Dolayısıyla kıyılarınızı tekrar vatandaşın ulaşımın çizgisinin açılmış oldu. Yine olumsuz bir örneğe davet edilirse, tabii ki olumlular oluyor. Ama olumları konuşmak bizim işimiz değil. Biz olumsuzları konuşacağız ki olumluya dönmesini sağlamıştık şimdi. Yine benzer bir şekilde su hazları ile ilgili de burada da mutlaka bazı çalışmaları yapılıyordur. Hazları korumak için yine teknik raporlar hazırlanır. Bu raporlarında bertaraf edecek ve su hazlarının madencilik faaliyetlerine, sanayiye, toplu konut projelerine, açık olan projeler bir bağlanmaya çalışıyor. Çünkü bunu da geçtiğimiz günlerde açılan düzenleme yapıldı. Yapma riski bizim de katkılarımızın daha açtı. Yerinde bir yer oluşuyor. Şimdi tabii bütün bunlar, yaşadığımız sıkıntılar. Bu sıkıntıların yanında çocuk solun çalışmalar var. İşte belediyemizin yaptığı, kendi başına verilmeye çalıştığı, herhangi bir destek vermeden çabalarında bunlar çözülmeye çalışıyor. Ama günümüzün en büyük problemi şu anda iklim krizi. İklim değişikliği şu an hayatımızda yanında var. Aslında ben bir 63 yaşında kızım var. Gerçekten 63 değil, o 7 diye düzeltiyorum ama 7 yaşında bir kızım var. Ve o 1 derece vücut sıcaklığı arttığı zaman hemen koşu koşu işte kalp kalbi kullanmaya çalışıyoruz. Sayın Zaysin, benim başkanım daha iyi biliyorsunuz. Hemen vücudu vermeye çalışıyoruz. Doktora gitmeye çalışıyoruz. Şu an dünyanın aslında işlemişi tam olarak ortalama sıcaklık artısı 1.3 dereceye yaklaşmış durumda. 1.2'yi görmüş durumdayız. Bu tabii ki Türkiye'nin farklı coğrafyasında farklı şekilde etkiler bulunuyor. Örneğin Ankara'da kuraklık yaşanıyor. İşte Mersin'de çok yağış, yağışla beraber sel felaketi oluşuyor. Dolu beyden yapılanlarda çılgın bir şekilde yağıyor. Yani havalar kafayı yemiş durumda sayı başkanım. Tabiri caizse. Ve bu kafayı yeme hali kentlerde ve kırda bizim hayatımız çok olumsuz etkilemeye başladı. Şimdi bunun tabii çözümü, biraz önce de burada aslında belediyemiz hazırladığı çalışmalar da var. Özellikle temiz enerjinin kullanılması, tüketimin azaltılması, atıkların tekrar kazanılması gibi yöntemler uygulanması gerekiyor. Ancak ben açıkçası özellikle son 8 yıldır uluslararası toplantıda kristal görmüşüm. Dünya ülkelerinin bu konuda yeterince inisiyatif almadığını, tabiri caizse top çevirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu sene gazı bir soru dediğimiz, dünya sıcaklıkları artan gazlar, fosil yakıtlar, fosil kullanımı azaltılmaya gidilmeyi görüyoruz. Dolayısıyla artık buna uyum sağlayacak yaklaşımları oluşturmamız lazım. Yani ne demek bu? Bu krizi biz yaşayacağız. Ne kadar az etkileyebiliriz bu meseleler, ne kadar az çocuklarımız, bizler zarar verilmesi odaklanmamız gerekiyor. Biz de buna gidip değişik uyum yaklaşımlıyoruz. Bunun için en basit gereken şeyler
özetlemek gerekirse mutlaka ve mutlaka fizik bir su kayıtlarımızı azaltmamız lazım. Özellikle su kanalizasyon idarelerinde şu anda arıtma tesislerinde arıttığımız suları burası çok çok önemli. Özellikle bunu almak istiyorum. Arıtma tesislerinde arıttığımız suları büyük kimyasal maddeler harcayarak, zaman harcayarak, enerji harcayarak o şebeke hattına veriyoruz. Ve biz bu sudan suyu arıtırken ne yazık ki birçok kentimizde, örneğin Ankara'da %42'lerde fiziki su kaybı oluşturmuyoruz. Yani en az suya kaybıyoruz. Aslında suyumuz var. Fakat bu doğru yönetimimiz. Öbür taraftan atık sorumlu tesislerimizde hükümetin belirli bir hedef var. Arıtılmış suyun tekrar kullanımı. Bu oranda 2030 yılında %15'i belirli olmuş. Çok düşük bir. Şu anda bu oran Türkiye'de yaklaşık %4'ten civarında. Dolayısıyla arıtılmış atık suyun tekrar kullanımı da bizim iklim değişikliği uyum sağlama konusunda özellikle yapmamız gereken adımlara bir tanesi. Bu tabii ilçe belediye çok fazla sorumluluk düşmüyor. Genelde büyükşehir belediyelerinde yapılması gereken çalışmalar var iklim değişikliğinde. Ama özellikle ilçe belediyelerinde sera gazı emisyonunun azaltma konusunda önemli yatırımları daha iyi şehirliğinde özellikle olduğunu ve ilerleyen devam ettiğini sevinerek görüyorum. Tabii geldiğim bu noktada sizin sorunuz olacak diye ben devam ediyorum. Kesebilirsiniz dedisiniz o zeyrafi. Benim özellikle tespit olarak kentlerde en büyük çevre sorunu ne dersiniz? Bir tanesi özellikle hava kirliliği problemi. Özellikle hava kirliliği probleminde büyük bir sıkıntımız var. Bütün kentlerimizde ne yazık ki solduğumuz hava temiz değil. Bu biz partikül madde dediğimiz 0.2.5 olarak anlattığımız böyle ciğerlerine direkt giden ve üzerinde ağır metaller gibi problemli varlıkla bu hava kirliliği problemine çözüm üreticisi en büyük sıkıntımızın başında büyüyor. Bu da zaten fosil yakıt kullanımının azalmadan hiç kuşkusuz ulaşacağımız bir başarı olacaktır diye düşünüyorum. Diğer yandan oradan atık yönetimi, atıkların kaynağına dair toplanması, bunların ekonomiyi tekrar kazandırması konusunda yeterince değişim olmadığını, bunu ihale tutar istiyorum. Bu da çünkü bir stratejik şirketi kurulmuş, çok vizyoner bir başkasıyla bir toplamacılık tesisleri oluşturulmuş ve sitelerde her sitede kendi başına vatandaşın topladığı kadar iyi değerlendirdiği bir sistem var. Çok motive edici bir yaklaşım. Dolayısıyla önemli bir adım atılmış ama bu bütün kentlerde, bütün ilçelerde yan yanaşabilir ve büyütülebilir değerli başkanım. Dolayısıyla sorunların içerisinde ben soru cevabı bağlı ulaşabiliriz bunlara. Ben şimdi bu kadar özellikle bir bölümde düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Paranlıoğlu'na. Değerli katılımcılar, program başlarımız seyirciler bize değişik bir düşün çok güzel özetledi. Bu süreçte doğal kaynaklarımızı, yaşam alanlarımızı, varlıklarımızı, kullanmamızı da yok ettik şu an bize. Çevre Bakanlığı konusunda da bir şeyler söylemek istiyorum. Biz çevre mühendisleri nasıl olarak bunlar tutulduğu yerde isim veriyoruz. Çevre müşteşarlığıyla başlayan bir süreçte Çevre Bakanlığı döneminde kurulu sahip Çevre Bakanlığı, daha sonra da Şehircilik Devleti'nin renklesi Orman Bakanlığı'yı dönem birleştirildi. Peki bunu neden söylüyorum? Bir ülkede ülkeyi ve politikacıların ülkeyle ilgili çevre politikaları çok doğru belirleyip uygulaması gerekiyor. Aslında tam da yaşadığımız Baran Başkan'ın dağılmadığı ülkemizde çevre katliamlarının, çevre sorunlarının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Birçok yönetmelik tarafı, biz onun olarak Sinan Başkan'ın da burada. Bugün de ilgilerle ilgili görüş önerilerimizi hazırlıyoruz ama bunların çoğu da dikkate alınmıyor. Mersin'de de, yine Belediye Başkanımızın belirlediği gibi, bütün Mersin halkının karşılamasına bu tesisi istememesine rağmen ne yazık ki Mersin kalbine yükler sandı kovuldu. Muhteşem doğal güzelliği olan bir yerde şu anda yükler sandı yapımı devam ediyor. Ülker santralinin sistemleri sorunları anlamamıza gerek yok ama biz şunu somut olarak söylüyoruz çevre mühendisleri olarak. Arıtılmayan atıkları üreten tesisleri tamamına karşıyız. Bunlardan bir tanesi ülker santral. Ülker atıklar bu yerde daha çözümü bulunmuş bir tesis değil. Ayrıca denizden suyunu alacak tesis soğutma suyu olarak Akdeniz'in su sıcaklığı zaten yüksek. Bir iklim değişikliği, mesela İsmail'de her gün deniz suyu sıcaklığı da artıyor. Oradaki yaşayan canlıların çok ciddi olarak bir sorun yaratacak tesisler. Ne yazık ki hala daha sorunlar mücadeleye devam ediyoruz. Kendilerinin çok önemli sorunlar
sınıfından bahsettim. Hava kirliliği, sebebazların azalımına dikkat ettiklerinin kaynaklarla çıkması noktasında. Ben bu güzel bilgileri verdiğim için sevgili başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi daha fazla uzatmadan sanayi grubu, daha da sanayi bir akademisyen hocamızla birlikteyiz. O bize bu panelde çok farklı panelleri verecek, öyle sanıyorum. Kendisi Mersin Üniversitesi öğretim üyesi. Doğa filozoflarının görüşlerinden esinlik bağlamda çevreye ilk çağda doğa felsefesinden günce kadar dönüşen süreçleri için doğa felsefesi ve çevir üzerine yaptığı çalışmaları ve bu alandaki en iyi bilgileri bizlerle paylaşacak. Bugün konuşmasında doğadan ne anladığımızı, doğa filozofların bu konudaki görüşleri ve esinlik bağlamda çevrenin önemini ele alacak. Ayrıca antik çağ esinlik bağlamında çevre kültürünün günümüze kadar nasıl evrildi bizlere anlatacak. Hocam, bir soru sizlere. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle sizlere de sorular diliyorum. Umarım bu kadar zengin içeriği olan, çok pratik, oldukça pratik, oldukça önemli olan içeriğinden sonra bayağı bir soyut bir alana kaymak ve bunun için sabır göstereceğinizden ve şimdiden size çok teşekkür ederim ve evet, Sayın Başkan, Sayın Hocam, size çok teşekkür ederim. Değer katkımdan dolayı, doktora bağlamından dolayı, daha sonrasında tartışmaya şansımız oldu. Şimdi ben niye kurtarayım, niye radyo konuyu konuşuyorum? Burada Sinan Bey, Sinan Başkan'ın bir daha bir üzerine vermeliyim. Fakat evet, doğa eskisi üzerinden konuşmaya çalışacağız. Fakat böyle bir şey tam olarak mümkün değil mi? O da bir soru işareti alıp bir yere koyuyorum. Böyle eskiden ne anladığınızı bulabilir aslında problemi kaynaklı için. Ben de konuya hızlı bir ilgisi olarak şöyle başlayayım. Tabii bu arada konuşmalarda şunu fark ettim. Dolar değerini hassas şekilde kullanılıyor. Bu bence terminolojiye doğru hakimiyetin sonucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde karıştıran çevre değerini geldiğinde. Çünkü biz seni genelde doğaya zarar verdiğini düşünün. Ben de bunu soruyorum. Gerçekten bizler doğaya zarar verebilmeyiz. Ve doğaya zarar verirlerken neyi kastediyoruz? Böyle şey mümkün mü? Bu soru bir yerde tutun. Ama doğa nedir? Abdülbaki Güçlü'nün de içinde yazar olduğu felsefe sözünde doğa şöyle tarif ediyor. Deniyor ki işte maddi dünyanın bütününe insan bilincinin dışında yani bilinçten bağımsız olarak var olan sürekli bir devrim ve değişim içinde bulunan şey doğa denilir. Şimdi problem var ama maddi doğanın bütünü peki fizikolojisi gerçekçilikten yaklaşıyor. Fakat insan bilincini dışarıda tutuyor. Bu bilinç nereden geldi? Bu da bir yapıyorsun. Devam ediyor. Ürettiği sonsuz görüntüleriyle tüm bireyi sonsuz olarak bitimsiz görünüşler yelpazesiyle insanı çepeçevre kuşatan, evrene karşılık vermek gerekiyor. Şimdi insan doğa karşılığı kullanır, tüm tüm. İnsanın doğadan bir bakıma yakın. Peşinden şunu söylemeliyiz. Felsefece düşünme, hatta bilince düşünme, doğayı konu edinme sonucu. Aslında felsefe doğanın neyine soru sormak arkadaşlar. Diğer bir işle insan tarihi boyunca düşünce etkinliğinde birçok şey soru sormuş ama sadece sal bir şekilde doğaya kendini koyar. Ona bir kendi aktifleri soru sorma felsefe yapmışlar. İşte Antik Yunan İsa'dan önce 6. yüzyıl. Betales. Yani burada kastettiğimiz şey şu. Felsefece düşünme de bilince düşünme de onu yani doğayı anlamaya çalışmakla doğmuştur. Diğer bir işle doğa, insanın doğal etkinliği olan, insanın doğal etkinliği derken herhangi bir şeyin doğal etkinliği derken doğal etkinliği başka bir anlamda daha farklı. Herhangi bir şeyin kendi doğası. Yani yapay olanın doğal olmayan ya da doğal dışında olanın da kendi doğası derken iki anlamda kullanıyoruz. Yoksa tam da sözün gerçek anlamda kullanıyoruz. Peki,
öğreneceğiz. Diğer bir işe doğa, insanın doğal etkiliği olan bilmek istesini, özgürlüğü insan doğası ile ilgili isterdi değil mi? İnsan doğası ile ilgili isteyen bir anlamda. Sorumluluğu gerektirdik. İnsanın doğası ile ilgili isterisini belli bir disiplin yönlem altında geçmesinin nedeni olan doğa, bu isteğin yönlendiği şey, konu, yani bilgi konusunun temeli. Yani siz bilmek istediğiniz belli bir yönetim altında, belli bir disiplin altında gerçekleştirirseniz bu yaklaşık diyebilirim gibi bir sınır olarak arkadaşlar. Ve temel konumuzda, argümanımız aslında bilmeye çalışacağı bir doğanın kendisidir. Peki, zaten bir kez değil mi? Temel bilimler aslında doğa bilimidir. Formel bilimler mantıklı, onlardan olduğu daha bize bilgi vermez. Bir insan bilimleri var. Onlar zaten doğa bilimleri değilmiş gibi. Ama onlar da doğanın çocuğuyla başka bir şeyin bilimine, yani sosyolojik, psikolojik, antropolojik. O da neyin? Peki, felsefe. Felsefe, doğanın bilimliğe anlamını çıkarmaya çalışılmasıydı. İsa Tıncı 6. yüzyılda artık inandığı doğru dedik. Bilimse, felsefenin doğa hakkındaki yargılarının, işte gözlem, deney, matematiksel bilgi, ispat etme çabası, ispat etme ve aynı zamanda da bir neticesi gibi aynı zamanda felsefeden döngüsel bir sistem kurması, yani geri dönüşlü bir sistem kurması. Yani tekrar edilebilir bir deney olarak böylesi ve böylece laboratuvar ortamında standartları belirli, koşulları belirli, onunla bağlı olarak neden etkili, neden sonuç ilişkilerini ölçeli halde, işte özellikle bana bilimde şeyleri şekilde gösterebiliyor. Şimdi bu bir bakıma bir felsefe veriyor. Ve böylece kendi aksiyonları gördü. Ama yine de hedeflendiği şeylere verildiği anlayışı şey doğanın kendisi. Peki, nedir doğa? Önce şunu söyleyeyim, hemen önden başlandım. Doğa hiç öyle kuş ağaç böcek demek değil demek ki. Yeşil demek değil. Doğa zorunluluk demek aslında. Herhangi bir şeyin kendini olma halinin zorunluluğu. Bir şeyin tam da o olma koşulda toplamak başka bir de olamaması. Zaten denize kullanmamız doğası gerekiyiz mesela. Başka bir olması mümkün olmadı anlamda. Zaten tabi olarak biz tabiatı gerekiyiz. O öyle zaten. Yani onun mevcudiyetinin öyle olması sağlayan koşullar toplamak doğal. Peki, bu bakımdan doğa filozofları neler söylemişlerdi? Ha bu arada felsefeyi karşısında doğa felsefesi olarak 6. yüzyıla başladığında Sokrates'in istihası var. Bu dönemde bu bilginin temel ilkelerinin atıldığı bir felsefeden bahsediyoruz. Fizikalist bir dünya görüşünden bahsediyoruz. Ve görünen, duyumsanan dünyayı anlamaya çalıştığından bahsediyoruz. Diğer bir şey o dönemde filozofları, yani İsa'nın 6. yüzyıl Sokrates'in filozoflar dünyayı nasıl görüyorlarsa, nasıl algılıyorlarsa, duyu organlarıyla nasıl algılıyorlarsa onu bir gerçek olarak kabul ediyorlar. Ve onun yasası, onun ilkeleri, onun değişmez durumları nedir, onu anlamaya çalışırlar. Yansız bir şekilde olabiliyor işte. Böyle şey modern anlamda mümkün değil, daha karşı durur. Peki, ilk cevabı alıp oturuyor evren algıda göründüğü gibi. Yani nasıl görüyorsak gerçeklikte şeylerin kendiliğiyle o şekilde. Çaba, yani anlama çabası bu dünyayı, yani bu duyumsanan dünyayı, bu mutlu sensibilitis, algılanan dünyayı algılama çalışsın. Böylece dünya bir nitelikler yaratıyor. Çünkü algıladığı şeyler nitelikler aslında. Sadece nitelikler algılarız. Sıcaklığı, soğukluk, rengi, pürüzlük, pürüzsüzlük. Beş yorumda aldığımız nitelikler, nitelikler toplum, kuvvetler toplum. Böylece dünya bu filozoflar için bir nitelikler yaratıyordu. Çünkü öyle algılıyoruz. Ve buna bağlı olarak temel kriterler, yani temel bireyler olarak nesneler, çeşitli tuttuğum nesne gibi temel birey olarak bu nesneler algılanıyordu ve onlar da nitelik çoğunlukları olarak meydana geliyordu. Yani şu nitelik çevirdiği nesne, o çoğunlukları ve niteliklerin toplumundan başka bir şey değildi. Nesne niteliğinin bakımından ayrımsızdı. Nesne niteliğinden ayırıyorlardı. Hatta öyle ayırıyorlardı ki nesnenin ne bir özelliği var? Mesela uzayda yer tutmak gibi. Nesnenin ne bir özelliği var? Zamanı kat etmek gibi. Nitelikleri de diyorlardı. O zaman bir niteliğin
nesnede varlığa gelmesi ve nesnede varlıktan çekilmesinin koşulları da nesnenin dolayısıyla özellikle aynı olmayı. Yani mesela yaprağın işte yeşilden kahveye bölmesi, enjör sorusu. Yeşil nereden gelmişti? Şimdi nereye gitti? Kahveye nereden geliyor? Yani onu da çünkü nasıl bir ilgisi var? İşte hiçten hiç çıkartıyor. Yani yoksa yoklara ilgili kabul etmiyor. Bu dönüşüm fikri ve başlangıç fikri çok önemli. Peki, böylece nesne deyip bir toplumun, nesne deyip ayrıntısız hale geliyor. Nesne deyip aynı zamanda hareket ediyor, değişiyor az önce. O zaman bir de olay bir kavramdan aşılacak. Üstelik nesne var, fikir var, olay var, değişiyor. Hem fiziksel değişimden hem de nesnenin kendisi değişiyor. Diğer deyişle olaylar da meydana geliyor. O zaman bütün deneyimlediğimiz doğa, onlar için nesne deyip olaylar da konuşuyor. O da yapıyor, bir başka bir şey daha var. Bir de tekrarlar var. Tekrarlar var. Bu tekrarlar zaten türde oluşuyor mesela insan türü. Keyif türü. Cinsler var mesela tekrarlara bak işte hayvan cinsi, iki cinsi, taş cinsi, bulut cinsi. Şimdi cinsler var, türler var, tekrarlar var, denilen şeyler var. O zaman bir düzen kavramıyoruz. Tekrar o zaman doğa dediği bir temel kavramda alışıklıyor. Nitelikler, nesneler, olaylar ve düzen. İşte bu kavramlar içinde doğayı anlamaya çalışıyorum. İkâr bakıyorum. Ancak bu niye estetik? Sözün en yalın haliyle estetik zaten antik Yunan'da Aristoteles'in bir türevi duyu demek, algı demek aslında. Yani güzel ya da hoş anlamına sonra anladık demek orada. Duyum, algı. Şimdi duyumsanın algılanan dünyanın bilgisi yapılarının çalışılması bir estetik deneyimlenen dünya bilgisi yapılması. Ve doğa tüm olarak bir estetik unsur olarak, deneyimlenen bir unsur olarak hayatımızda var. Bir devam ediyoruz. Şimdi bu benzerliklerden, tekrarlardan düzen oluşuyor dedik. Zaten gidecek olan şey de düzen. Değişimin içinde değişmeyen yasa var işte. İşte doğa filozoflarının ilki olarak değişecek bir ilke, bir dayanak farkı var işte. Bilimde zaten bir formüller mesela aslında değişmeyen yasaları bulmaya çalışıyor. Ve bu değişmeyen yasalar olan anda tüm değişimleri açıklamaya çalışıyor. Peki, devam ediyorum. Umarım bu biraz hani pratikten uzak gibi görünen bu temel yönlerdeki konumları anlamlı bir yere bağlanacak birisi için de üstüne konusunda yardımcılığını sevdim. Konuşmayı da alalım, süreyi aşayım o anlamda. Toparlarsanız çok sevindim. Öyle mi? Evet. Oo, tamam. Peki ondan sonra durduklarınızı biraz atlayacağım. Yani ne dediler, ne ettiler, neye vardılar. Onu görüp bırakalım. Ama buralar ilerleyen bir süreç bu. Şimdi dedik doğa zorunluluktur. Ama aynı zamanda rastlantı ve zorunluluktur. Yani doğada bir eleksizlik var, bir amaçsızlık var. Biz doğada bir elek, bir amaç yükleyemeyiz. Yani doğaya elek amaç yüklemek sözün en hafif haliyle doğayı insansızlaştırmak. Doğada, tabii doğaya eleksel gelen mesela Aristoteles, tüm her şeyi, tüm meydana geçtiği bir eleği amaca bağlı da bugün modern gibi ve modern felsefede bu eleği insan gibi tasarım yapan, bilinçli varlık dışındaki varlıklarda olduğunu düşünüyor. Ancak şöyle bir durum var, elek amaç dediğin şey nedir? Hayvan, yani insanın diğer akrabalı hayvanlarda bir elek bir amaç, ilkel düzeyde ya da daha karmaşık düzeyde onları eleksel süreçte görebiliyoruz ve insanda da görüyoruz. Bizim yaptığımız organizmalarda, sivil organizmalarda, yapay zekanın yaptığımız yerde bir elek bir amaç var mıdır? Yani evini işte süpüren robot süpürge eleğe sahip midir? Yapay bir varlık olmasına rağmen çevreden bir toplu ürünleriyle bağlı olarak kendi yazılımları ürünleri işliyor ve bir bakıma tanıyor, işi yerine getiriyor, kendindeki yapıyı da ölçüyor. Bir sinerlik yasa gelince negatif bir beklemesine de işte ne diyor, şarjı gitmek üzere düşünülüyor ve ona göre ilgisine gidiyor falan. Şimdi oradan burada bir elek amaç bulabilir miyiz? Yani elektrik amaçları sadece doğa ve doğa dışı varlıklardan ya da bizim yaptığımız yerden daha bizim burada kastettiğimiz elek amaç aslında bilinç kavramı ile elek amaç. Yani kastettiğimiz şey şu. Bir eğilim yapmak, elek amaç yapmak değil. Yaptığının farkında olarak bilinçli yapmak ve yaptığının farkında olarak bilinçli olarak yaptığının sorunun hesabını verebilmek. İşte o anda itibaren bilinç işi çekilince tabii ki artık doğayla kurduğumuz ilişki kendimizi niye dışarı fırlattığımız da anlaşılır olacak.
Ege'de doğan çocuğumuz, Ege'de doğan yolumuz yeni bir parçası olarak yeniden geldik. Ama öyle bir parçasıyız ki doğaya aynı zamanda bir dil düzeyinde, kavramlar düzeyinde yaklaşarak onu çözümlemeye anlamaya çalışarak onu kendi kurduğumuz tasarımız için tekrar veriyoruz. Kültür için veriyoruz. Çevre dediğimiz şey bireye ait olan bir durum. Yani biz doğanın işlediği bireyi merkeze alırsak, onu merkeze alırsak, onun var eden tüm koşullar onun çevresi oluyor zaten. Yani çünkü doğa aslında çevreler toplumu, pek bir çevreler tercih edemez. Mesela şöyle dedi, doğa ağ gibi bir bireyi var edebilir. Ancak var olan ağ gibi bir bireyi aynı zamanda aynı doğa gönderebilir. Bu da doğa olabilir. Doğa ağ gibi bir bireyi var edebilir ve ağ gibi bir bireyi yok edebilir, belki başka bir bireyi var edebilir. Ancak biz ağrı merkezi olursak, ağının var olma koşullarını sadece doğal olarak kabul edersek, o zaman çevre koşulu sınırını bir doğal olarak görmeye başlayacağız. Elbette ki ekoloji bu anlamda mesela ekologos, yani evin bir yuva gibi anlamında aslında o yuvanın sahibi olanın hani bilgisi olarak onun çevre koşulları, yani ekoloji bu anlamda bu tünel, bütünsel bir anlamında gelmiyor. Ben yine suyu açmasam devam edeceğim, yoksa bazen soruyu alıp da isterseniz gezeyim. Peki, son bir ifade şey sunayım, ondan sonra konu. Şöyle söyleyeyim, kültürün içinde insanla doğa ayrılma, bir bakıma kültür içinde insanın doğaya estetik ya da etik değerlerle yaklaşması anlamına gelmektir. Biz doğaya bir kavramlar gibi, mesela doğa adil ya da doğa intikam oluyor. Bu doğaya ait bir şey değil, bu bize ait bir şey. Bu yargıda doğaya ait bir şey görürken aslında bizdeki bir takım yargı sistemlerine uyguladığımız antropomorfik yani insan için yaklaştığımız gözü. Yani diğer bir işle doğa güzeldir demek de aslında doğaya ait bir şey değil. Hani dediği gibi, Büyük Ozan'ın dediği gibi şey, sende güzel bir beş para etmen verdiği karşı olmasın. Yani doğa bir şey bu. Ya da Delacroix'un, şey, Sam Delacroix'un dediği gibi, biz romantikler hissetmeden önce dağlar güzel değil demesi gibi. Daha ne iyisi olur? Peki, ben de öyle diyeyim. Hocam. Yani hocam, özellikle akışta kalmamız gerekiyor. Değil mi? Karışma, yani akışta kal. Uzaktan bir Çok teşekkür ediyorum. Ben farklı konulara birer soru ileteceğim. Yaklaşık aşağıya nasıl bir benim tasım olarak görüyorum hocam. Yani ben de yaşayan bir vatandaş geliyorum. Ben de yaşayan bir vatandaş olarak genç şehirde çok kısa söylemek istedim. Hocama da çok teşekkür ederim. Gerçekten Mersin'de duymamız gereken sorular üzerine bir konuşma yaptı. Yani Mersin özellikle ilginç şehirde çok pratik gidiyor bu konularda. Bak dışarı mühendisi olarak pratik olmak gerektiğini kesinlikle katılıyorum ama bu pratiklik içinde yolumuzu kaybetmemizi engelleyen bir unsurda felsefenin vardır bence. O anlamda teşekkür ediyorum. Size şunu sormak istiyorum. Biz insan olarak doğaya veya yaşadığımız evrene karşı parazitik bir tavır içindeyiz. Su cinsinde alabiliriz. Biz doğaya ve ya evrene bakış olarak ya da davranış olarak parazitik bir tavır içindeyiz. Parazit. Parazit.
Hayır, anladım. Yani bu kurgular var sanırım, değil mi? Hani insanın işleri bir sağlıyor. Şimdi bana biraz ilginç bir söylem gibi geliyor bu, kişisel dönüşüm. Yani insanın biraz yine doğadan ya da kendi bazı koşullarından koparmak da ilgili insan öyle bir söylem gibi geliyor. Şimdi doğaya zarar verebiliriz sorusuna ben şöyle yaklaştım. Biz doğaya zarar veririz. Yani doğada şey kendi ekolojimiz, kendi çevremiz, kendi koşullarımız. Kendi bazı koşullarına zarar veririz. Ama aynı zamanda çok farklı bir söz konusu. Mesela bir canlı türü, daha ihtiyacını canlı türü var olduğu koşullarını kendisi yaratmaz. İçeride o koşullarda var olduğu türü konusunda sürdürürken. İnsan da kendi var olduğu koşullarını kendisi yaratmış ama daha sonra kendisi yaratabilir. Mesela gezegenin dışında başka yerlerde köylük olarak kendi varlığımızı yüksek koşulları üretmeye çalışıyoruz. Teknolojinin olarak bir yerlerde güçler kuruyoruz. Mesela atmosferin uygun olmadığı yerlerde atmosferi CFO olarak yaratacağız. Yani koşulları da biz tasarlayabiliyoruz diye. Ya da mevcut koşullara adapte olacak kimi aparatları kendimize eklemeye başlıyoruz. Bedenimize o aparatları ekliyoruz ve kendi bedenimizi bir sıra problemi olarak tekrardan dönüştürmeye çalışabiliriz. Şimdi bu bilim kurgu gibi kokan şeyler aynı zamanda bilim temel problemleri olduğunu biliyoruz. Hatta diyor ki aslında çok temel problem. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Doğaya niye zarar verildiğini görün. Evrimsel anlamda yani teknolojik uzlaşı gereği. Doğa aslında var olanların bütün hepsini zorunlu olarak değerlendirilirse. Mesela size bir örnek vereyim. Çok doğru şeyler, sayısal değerler kullanamayacağım ama bir adamın olmasının üreticiler, arkadaşlar ne diyeyim bilmiyorum. Çok büyük ve çok yakın. Ama güneş çarpması, sıradan bir yakın kaç bin atom bombası kardeşlerim benim de pek geç. Yani biz aslında kendi küçük, kendi noktasalımızı o kadar büyüsüyoruz, o kadar önemsiyoruz ki. Yani çünkü o güneş çarpması bir doğal doyabilir. Ya da doğanın hangi aşamasında insanın var olabileceği çevresel koşullar bir yana geldi, hangi aşaması ortadan kalkacak mı yine eğer doğayı bütünsel problem olarak görürsek, yani var olanların tümünü bir nedensel ilişkiler bütün olarak görürsek, biz sadece kendi çevre koşullarımızı doğaya projekte doğa tanımımızı, doğa tanımını çok daha daraltmış olabiliriz diye düşünüyorum. Bilmem yeterli cevap olabilir. Kilavara bir soru var mı? Hoş geldin Dama. Şöyle söyleyeyim, şimdi sürekli daha iyileştiriyoruz çevre politikalarının yokları ya çevre yönetimi eksikliği bazında ama yıllardır benim gördüğüm bir mertel olarak CHP'nin de kendisinin aslında bir çevre politikası olmadı. İktidara geldiği zaman kafasının çok karışık olacağını görüyorum. İktidarın şu zaman yaptığı hatalarıyla büyük bir kısmını yapmayacak ama yine de geldiği yerde doğru düzgün bir çevre politikası bütün kavramları ve gereklilikleri bunu kuramayacak. Bu bağlamda yani ben de şunu söyleyeceğim. CHP'lere hala ses var, görüntü yok. Buna karşı genel merkezin gerçekten halkı adına var mı? Merak ettim. Teşekkürler. Ben cevap vereyim. Biraz giriş yapabilir miyim? Efendim öncelikle Erdem'le ilgili hazırladığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi ben de eski bir başkan olarak Mehmet Alparslan'ın çevre politikaları yok sözünü biraz ağır buldu. Sebebi şu, aslında bizim kendimiz yaşam tarzımız ve temel politikalarımızın çevreden yani. İşte bugün başkanım da çok önemli bir şey söyledi sohbet ederken çevreye de yaptığımız çalışmaların belki burada konuştuğumuzun çok fazlasını konuştuk. Biraz soru cevap olmasının etkisi var. Ama şunu söyleyebilirim ben size. Biz Sayın Özgür'ün bir sözü var. Seçim çalışmalarında bunu çok kullandı. Siz dedi, bölgenizin dedi, işte çok gittiğiniz kentler, görüşettiğiniz kentler, okumak istediğiniz, yaşamak istediğiniz kentler, işte Çankaya, Kadıköy, Yenişehir, ki Yenişehir'in sebebinde telaffuz ettik, kendisine teşekkür ediyoruz. Oraya gitmek istiyorsunuz ama buna gerek yok. Eğer siz bölgenizde Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye başkanını seçerseniz, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen bir iliniz, ilçeniz olursa, orası da bir Yenişehir, Çankaya olur şeklinde ifadelerde bulunmuştu.
Şimdi orada yani bakış açısı yönetim anlayışıyla alakalıymış. Örneğin biz şimdi bugün çok tartışılan bir konu var. Çevre diyoruz, doğa diyoruz. Doğa her şeyi insanla ayrı olmak üzere yaşayan bütün canlıları da kapsıyor. Biz şimdi 15 dönümlük bir alana, üniversite kampüsü içerisinde bir hayvanlarımız için, birlikte yaşadığımız dostlarımız için bir bakım ve rehabilitasyon merkezi kurduk. Şimdi bu merkezde daha bir ay oldu burası açılalı. Bir ayda %50 kısırlaştırma gerçekleştirildi. Şimdi burada yaptığımız diğer bir iş, işte sahiplendirme çabası. Ama şu anda ülke yeniden anlayışın politikası direkt olarak uyutma adını verdikleri öldürme. Yani bizim bakış açımızla, bizim hayata bakış açımızla şu anda yönetenlerin bakış açısı arasında büyük bir fark var. Bunu ifade etmek lazım. Belki sizin dertli olduğunuz nokta şurası, mülkler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet, onun geçmiş ödülü baktığımızda biz mülklere karşıyız açıklaması yok. Doğru mu? Var ama dünyada da yok. Buna gerek yok. Sosyal demokrat öyle bir tavır yok ya. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. İhtiyaç ama bana göre karşı çıkılması ve yani konuşmamda söylediğim gibi bir siyah beyaz televizyon fabrikası kurar mısınız bugün? İşte biz onu yapıyoruz. Biz şu anda onu yapıyoruz. Yani teknoloji yere yani şişe, deniz enerji, sürdürülebilir bir alan varken siz tutuyorsunuz, nükleer santral yapıyorsunuz. Bunu diğer rüzgara ve güneşe harcamış olsanız çok daha büyük önemli elde edilebilirdi diye düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak yaptığımız çalışmalar gerçekten burada belki %10'unu anlattık arkadaşlarımın emeğine de yazık olacak. Ben eksik anlattığım için diye de düşünüyorum. Örneğin kentin dijital izini çıkardınız. Yenişehir'in. 3 boyutlu dijital izini çıkardık ve yapay zeka destekli bir üretimin ya da bir uygulamanın yapılmasında simülasyon yapma yeteneği var şu anda Yenişehir'imiz. Dolayısıyla bir yere gerçekleşeceği zaman, işte 2025'i Yeşil Yenişehir yılı ilan etmemizin de içerisinde bütün bunlar yer alacak ve biz bir yere yapacağımız uygulamayı ya da ısı odaklarının ortadan kaldırmaya yönelik çabayı o ölçümlerde elde ettiğimiz verilerle gerçekleştirmeliyiz. Dolayısıyla bilim ve bilimsel temellere dayalı bir yönetim anlayışını esas olarak göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakışını bu olmuş. Bir örnek olduğumuzu, yani Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye başkanı olarak örnek teşkil ettiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bizim politikalarımız bunun üzerinde şekillenecek. Genelden genele, Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta iktidar olmadı ki, genel politikalarını daha net görebilirim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlamak için genelde yaptığı faaliyetleri iktidar olduğunda da uygulayacağı resimden hareketli bir bakış açısı geliştirilebilir. Başkanım size. Belediye Başkanı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çevre politikalarını yapılandıran politikaları değerli belediye başkanısınız. Özel başkanınız çok doğru tespit yapmış. Gerçekten de çevre konusunda duyarlı en güzel bölgeyi çalışmaları yapanlar da Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanıdır. Bunu da burada söylemek lazım. Baran Başkanım sizin konuyu ilerlemeye bir şey var mı? Aslında değerli başkanımız çok güzel özetledi. Özellikle görüntüsü ve sesi olduğunda çok net ortaya koymuş oldu. Ben de buraya partiyi tanısan gelmedim. Bir derdik başkanı olarak katıldım. Ama madem soruldu, birkaç ispatlı yapmakta yarar var. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrasi üzerinden Türkiye'deki yaşanan bütün problemlerin içerisinde vatandaşı halka yönelik olmuş ve çevre sorunlarından Akbelen'den tutun da Cevaltepe'ye kadar Tuzgül'deki işte maliyatçılık faaliyetlerinden tutun da Fasilis'teki otelcilik çalışmasına, iyi bir ülkeden yapılması planına faaliyetlerine kadar tamamında vatandaşın yanında yer almış, buna dair mücadele etmiş, dağılmalar açmış. Gerektiği zaman kendi belediyeler üzerinden, göz önce örnek verdiğim isimler, dağılmalar üzerinden
toplumun sağlıklı çevrede yaşama hakkını savunmuş bir siyasi parti tutumu yani görmek için birazcık saygı çevirmek, internet arama yaparak genel başkanlarımızın, parti içlerimizin, belediye başkanlarımızın faaliyetlerini sosyal medyada takip etmeyi bu işin oldukça yeterli. Dolayısıyla AK Parti'nin yaslanamayacağı kadar görüntünün ve sesin güçlü olduğu bir siyasi parti olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Daha fazla bir şey yok. Sağ olun. Soru sormak isteyenlere devam etmek istiyoruz. Buyurun. Önce efendim, ben isterseniz sana verelim arkamızda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben güvenlik sitesinde oturuyorum. Başkanımıza özellikle sesleniyorum. Şirket kurucudan öğretmenlik yapıyorum. Mikrofon arkamızda. Evet, güvenlik sitesinde oturduğumu söyledim. Özellikle Abdullah Başkanımıza sorularımı söyleyeceğim. Çevreci olduğunu düşünüyorum. Evdeki bütün atıkları ayrıştırmak gibi benim herhalde var. Hatta biraz çöpçü olduğunu söylüyorlar evin içerisinde. Ama onların nereye atacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum. Örneğin güvenlik sitesinde Çeydozan geliyordu. Çeydozan lazım bütün kutularını topladı. Çünkü dedik ki bu kutuların içerisinde çok kirleniyor, artık biz toplamayacağız. Kapçılara soruyorum, kapçılar bunlar, biz sadece naylon şeylere, peyklere topluyoruz. Camlar mı olacak, yağlar mı olacak, kızartma yağları, kağıtlar mı olacak, birinin kağıtlarımız var. Belki bunlarla ilgili çözümler var ama ben bilmiyorum. Evde biriktiriyorum, sitenin içerisindeki çöpe atmıyorum. Naylon peyklere bırakıyorum, kapçılar alacak diye. Kapının önündeki sitenin dışındaki büyük çöp kutularına koyuyorum. Ondaki kağıtlar gibi bunları alıp değerlendiririm diye. En büyük sorunlardan bir tanesi de yağlar bizimize. Evde kullanılan yağlar. Bu kızartmış kullanılmış yağlar. Nereye götüreceğiz? Ne yapacağız? Bu kağıtları ne yapacağız? Ben şirket kurucu öğretmenim. Orada çekiyorsam topluyor diyorlar. Toplanılmış olan bütün kağıtlar dışarıdaki çöp kutularına atılıyor. Niye öyle yapıyorsunuz diyorum çalışanlara. Onlar da diyorlar ya zaten bir şey olmuyor sonra çöp atıyoruz diyorlar. Bunlar beni çok rahatsız ediyor. Belki de var çözümleri. Özellikle yağları soracağım başkanım bunları alacağız diye. Bir de köpeklerle ilgili konuşulan bunlar oldukça bizi rahatsız ediyor. Şimdi benim de kelimeler hayvanları çok seviyorum. Ama onlar bize zarar verebilir mi? Verebilir. Belki aç kalırsak hepimiz birbirimize bir şeyler yaparız. Bu konuda belediyenin güzel çalışmaları olduğunu biliyorum. Ayrıca başkanımda da şu konuda ben teşekkür ediyorum. Forum içerisindeki danışma görüşme büroları açtı. Hiç olmasa gidip derdinizi almadık. Sonunda ben teşekkür ediyorum. Bu konuda nasıl çözümler bulacağız? Anladım efendim soruyu. Aslında sağınızda oturan beyefendi bu işin Sıfırat'ın şirketinin yönetim kurulu başkanıydı. Biz şimdi mahalle mahalle eğitimlere başladık. Sıfırdan bir eğitime başladık. Şu anda kaç mahalledeyiz Musa Bey? 14 mahalledeyiz. Şam'ın güven evler yok mu yani? Güven evler var. Güven evlerinde şimdi şey, atık yağları tutmuyoruz. Evet. Şimdi tamam ben aldım. Çok dağıtmadan hemen ifade edelim. Şimdi biz mahalle mahalle geliştiriyoruz projemizi. Dolayısıyla 32 mahallenin, biz bunun 9 tanesinin kırsal mahalle olduğunu düşünürsek geri kalan mahallelerimiz de 14 mahalleye ulaşmış durumdayız. Atıklar ayrıştırılarak toplanıyor ve az önce bahsettiğim o çevreci halk kartı vatandaşa veriyoruz. Çevreci halk kartı kararlılığıyla da bir ekonomi, yani aile bütçesine bir katkı da sunulmuş oluyor. Burada apartman görevlilerine özellikle rol düşüyor. Dolayısıyla onların işlerine ekonomi elde ettiklerinde konuya duyarlılıkları ve verdikleri emek artıyor. Bir kazan kazan yöntemi var. Hem çevreyi koruyoruz hem o vatandaşın ekonomi elde etmesini sağlıyoruz. Öte taraftan
atık yağlar konusunda arkadaşlarımız bir çalışma içerisinde özellikle atık yağ üretim merkezleri, işte belli merkezlerde maalesef o seviyeyi görelim. Ancak atık yağ üreten kişinin neresi var? Sizin Alayan Sokağı'nda bir balıkçılar var değil mi? Onlardan biz atık yağları alıyoruz. Bu atık yağları da dönüştürüyoruz. Şu ana kadar resmi kayıtlara göre mesela son bir yılda 312 ton ambalaj atık dönüşümü sağlamışız. Ve 255 adet tekstil kombinasıyla 40 ton tekstil toplamışız. Atık yağ rakamını olarak veriyordum ama burada notlarımda göremedim. Dolayısıyla atık yağ konusunda da bir çabamız var, çalışmamız var ve gelişime muhtaçlarım. Hane hane toplamamız gerekiyor. Yine atık ilaçı pil konusunda eczanelerle birlikte gideceğiz. O pilleri ve atık ilaçları doğaya karışmadan yine imhasını uygun biçimde gerçekleştireceğiz. Mesela bizim mağaralarımıza, yani şirketlerimize özel konteynerler var. Onlar bu konteynerlere atıklarını biriktiriyor, farklı konteyner, yani caddede bulunan konteyner değil. Orada yeşil atıkları toplayarak kompost üretiminde kullanıyoruz. Ve yine işte hemen burada gören arkadaşımızı görünce solucan gübresi üretimi, yine doğayı sadece atıkları toplayarak koyamayız. Solucan gübresi üretimi gerçekleştirdik ve bir seferinde 120 ton solucan gübresini ne yaptık? Vatandaşımızda ücretsiz olarak o bahsettiğim 8-9 tane kasal mahallemizde dağıtmış olduk. Bunu ne için yapmış olduk? Şimdi her şeyi kimyasal da maalesef bir yere taşıyamıyoruz. Yani ve insanların üretimden üretim yaparken kendi gübresini de üreterek ve sağlıklı bitki yetiştirmesi ya da ürün yetiştirmesi organik üretimin altyapısını oluşturuyor. Şimdiye kadar 457 ton bitkisel atık toplamışız. Yani o yağ atık yağları toplamışız. Bunlardan 100 ton civarında 100 ton üzerinde normal yemekli ihtiyaç ederek bunu vatandaşımıza sunmuşuz. Ne anlatmaya çalışıyorum? Eksiklerimiz var ve siz de eğitimcisiniz. Biz en büyük sorunumuzun da eğitim olduğunu söylüyorum. Ne demek istemişik? Bizim işte çocuklarımız maalesef bizim sivil toplum örgütleriyle ya da kurumlarla olan iletişimimizi sormuştu moderatörümüz Erhan. Biz elbette ki bu bulunduğumuz kültür merkezinde yüzlerce çocuklarımızı eğlendirerek tiyatroyla, oyunlarla onlara çevre bilincini ve atık konusunda bilinç verme konusunda bir çaba içerisinde olduk. Herhalde binlerce öğrenci bu salondan ve salonlardan gelişti. Bu şekilde çalışmalarımız var. Ama eksik şu, ana sınıfından başlayabilirleri biz bunu gündemimize dahi almadığımız bir eğitim sistemine, hatta daha götürülmeye çalışılan bir eğitim sistemine sahibiz. Dolayısıyla geldiğimiz yer önemli ama eksik olduğunu biliyoruz. %100'e gidene kadar, sıfır hataya gidene kadar ve sadece artık noktası değil, doğayı her türlü koruma noktasındaki çabamız sürecek yani bu son olmayan bir mücadele. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Benim sorum... Pardon, bu yönetimde sizin özel kurum var. Site yönetimi defalarca gittik, site yönetimi artık işte, yağlı bir dolarda kabul etmedim. Masanın yakın yerlerde var. Bunun dışında diğer altı kentler de büyük site olduğu için bidon, iki defa bidonun boyutluk geri kaldırdılar. İki defa bidon boyutluk prasibi biliyorum hanımefendi geri kaldırdılar. Onlar da gibi bir özellikle şey anlaşma devam ediyor. Yakında şey görüşmeler yakında tamamen olacak. Teşekkürler tabii sizin için. İki soru.
Sayın Hocam, size sorumu verecektim. Sizden sonra da şimdi... Benim sorum belediye başkanımız da olacak. Ha, buyurun, pardon, sizi dinleyici sorum var diye sözlerim. Buyurun, görmediniz, sıra bakmayın, dinliyorum, buyurun. 2025 yılının yeşil yeni şehir olacağını umarım. Yeşil yeni şehir yılı demiş. Evet, yeşil yeni şehir yılı olacak. Umarım olur. Emeklilerimiz gibi falan olmaz diye düşünüyorum. Ben yeni şehirde yaşayan sıradan bir yurttaşım. Yani başka kentler nasılsa yeni şehirde aynı onun gibi görüyorum estetik açıdan. Koskocaman yapılar. Dediniz ki işte 15 kattan sonrasına yeşil yapılar olarak girdi. Neden 15 katın üstüne çıkıyorsunuz? Daha dün deprem yaşadık. Sokaklara döküldük. Yağmurların altında günlerce kaldık. 30 katlı, 40 katlı yapılarla estetik mi oluyor onu bilmiyorum. Kapkara yapılar. Yani Mersin'in sıcağında siyah boya modası mı başladı bilmiyorum orada. O sıcakta kapkara boyamış yapılar hangi enerji verimliliğinden söz ediyoruz? Yaz seyahati pencerelerimizi açık uyuyacağız, uyuyabilirsek tabii. Her tarafta ışıklar, o yüksek yapıların tepelerinde gece gündüz gibi. Uyku bile uyuyamıyoruz. Yani kendi eğitim sorununa değiniyorsunuz ama yapılabilecekleri bile yapmadığınızı, yapamadığınızı düşünüyoruz. Evet. Neden bunlara engel olmuyorsunuz? O kapkara yapılarla ya da cam, dışı tümüyle cam yapılar. Bunlara Mersin gibi bir yerde bu sıcakta neden izmeyebilir anlamıyorum. Bunları yanıtlarsanız sevinirim. Şey söyleyeyim size, şimdi yeşil yüksek yapıların olduğu bir yer, bundan 5 yıl önce göreve geldiğinizde, siz buyurunuz lan, merak etmeyin. 5 yıl önce göreve geldiğinizde, şu anda çevrenizde gördüğünüz, yani ben belediye başkanı olarak o yüksek yapılara imza atmış kişi değil. Ama benden önceki başkan da atmadı. Bu yapılar, Türkiye'de yükseklik haç serbest diye bir madde var, değil mi? Şimdi yükseklik serbest olduğu koşullarda gittiler bakanlıktan ruhsatlarını alarak 30 katlı 35 katlı yapıları yaptılar. Arsanın büyüklüğüne göre yasaya uygunluk gerçekleşiyorsa o yapıyı yapıyor. Ancak size şöyle bir bakış açısını ifade etmek isterim. Bizim hemen belediyemizin arkasında depremden sonra 20 tane projenin, yani ruhsat alınmış 20 projenin 19'u alçak kat uygulamasına geçti. Alçak kat uygulamasına geçti. Yani 10 katlı yer yapacakken 10 katı 5 kat 5 kat 2'ye böldü. Şimdi burada çevre mühendisleri var. Ben uzman değilim, çevre uzmanı değilim. Benim mesleğim farklı alanda. Sizlere şunu söyleyeyim. Çevre açısından Sinan Başkan burada, Baran Başkan burada. Şu iki yapı, değil mi? Bunların her biri birer bina olsun. Sizce bu modern çevreci, şu modern mi? Yoksa şu mu? Hangisi daha çevreci? Sinan Başkan. Bu daha çevreci. Dolayısıyla yüksek yapı değildir insanı öldüren, manzaranı kesebilir. Ama yan yana olduğunda da gönül ister ki herkes 30 dönümlük alanda villada yaşasın. Ama öyle bir olanak yok. Sonuç itibariyle yeni şehir belli sınırlar olan ve her imar açıdan olan ama karşılıklı değil. Size teşekkür ederiz. Sorunuzu sordum. Şimdi o imar açılan alanların da verimli kullanılması gerekiyor. Bakın çevre açısından baktığımızda yüksek yapılar daha çevreci. Bunu ben söylemiyorum, bilim söylüyorum. Ama
sizin işte manzaranızı kesebilir. Öbür türlü olduğunda da yan yana olduğunda bu sefer hava akımlarını kesecek. Yani yukarıya doğru büyüme farklı hava akımlarının daha da kolay olmasını sağlamakla beraber optimum bir yükseklik tabii ki hepimizin ne diyelim hem vicdanen hem işte yaşadığımız kentte kabul edebileceğimiz bir oldudur. Yalnız bu dediğim gibi bizim dönemimizde sınırlanmıştır, maksimum yükseklik olmuştur. Bizden önceki dönemde yasa arsa müsaade ediyorsa işte 55 kat, 52 katlı bina yapılmış değil mi? Zamanın en büyük yüksek binası her sene yapılmış. Dolayısıyla orada bir değişim özelliği şu, emsal 0.90 dediğimiz, yani bugün Yenişehir'de gezdiğinizde ferah bir oranda gezersiniz yeni yapılan var, yapılaşım olan bölgelerde. Ama bir mezitliğe gittiğinizde bunu göremezsiniz. Bir torosora gittiğinizde göremezsiniz. Çünkü orada emsaller buranın 1.5 katı seviyesindedir. Yani Yenişehir'de her yer gibi derken hafif bir haksızlık sizinle bir gün beraber bir tur atalım. Yani Akdeniz'e gidelim. Söz veriyorum size. Sizde bir Akdeniz, bir Toros'la, bir Mezitli, bir Yenişehir turu. Ama sırf yükseklik üzerinden tezinizi kurarsanız orada dediğim gibi size işte bilim insanları burada, çevre mühendisleri burada alçak kat çevreye daha fazla karbon emisyonu üreten bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Koyu renkleri yasakladık. Koyu renkleri yasakladık. Bir tane siyah bina var ama ben de görüyorum. Eski, yeni kutas var. Koyu renklere kullanma izni verilmeyecek. Plan notlarıyla var hanımefendi. Plan notlarıyla koyu renk yasaklanmıştır genişliği. Eskilerin de değişmesi için estetik kurulumuz çalışsın ama yeni yapılan bir bina siyah. Bunu kaçırmamış olmak lazım. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Tabii konuşulacak çok şey var. Söylediğim çok söz var ama zamanımız çok kısıtlı. Hani bizim ilk bölümünde çok güzel bir müzik dinlediğimiz olacak. O nedenle ben son soruyu vererek panelimizi toparlamak istiyorum. Buyurun. Muharrem Taşbek, Yenişehir ve vatandaş olarak. Ben Zehra Hanım, çevre konusunda. Çevre mühendisleri ve Yenişehir Belediyesi'nin böyle bir konuda çevre konusunda bize bir aydınlattığı için çok teşekkür ediyorum. Zehra Hanım sizin şehrinde. Şimdi ben Yenişehir'de bir mahallede oturuyorum. Çalıştığım bölgede Toroslar. Toroslar bölgesi 20 senedir, 25 senedir. Evlendirme arkadaşlarımızla karşılaştık CHP'nin belediyelerinde. Şimdi burada yaşıyorum ben, sabah açılıyorum, Toros'tan şey gidiyorum. Şu dereler ökenin içinde sanki bir gece kondu neydi, değişik diyebilirmiş şimdi, moralim bozuldu. Akşam çıkıyorsun orada, Yenişehir şu köprüyü geçiyor, şu dilleri verdi yok değil mi o aralarında bizim konuklarına Yenişehir? Ve köprüyü daha yaşıyor, yemyeşil, yollarıyla işte sağ olsun başlarımız 5 senedir bir yemyeşil bir kent yarattı bize. Buna Türkiye'de gerçekten yani her zaman gitsek Yenişehir'e gidilir, bir güzellik görüyorsun. Öyle onun için çok teşekkür ediyorum. İşte 4 tane merkezi çekiyoruz merkeze. Bakın Akdeniz, Toros'ta Mescid-i Yenişehir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye genelinde diyorum ama bu Yenişehir'de bizim bir baştan içeride zannediyoruz güzellik yeri. Çok teşekkür ederim. O yüzden... Farkınızı çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, değerli izleyiciniz Müşehir Seyir Sayı olarak paylaşımınızı toparlamak istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Konuklarımıza, kıymetli hocalarıma ve buraya bu saatte gelip işte bu saatte kadar da dikkatli izleyen katı misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu bir mücadele, bu mücadele bilimsel temelde de ya da hiç bitmeyecek, devam edecek. Hepimize ortak sorumluluklar düşüyor. Dolayısıyla birlikte başlayacağız diyorum. İyi akşamlar.
arkadaşlar, Denizli'nin yeni bir kapalı panelimizde küresel iklim değişikliğine gelmeyeceği doğa felsefesinden çevresizliğine kadar geniş bir yapaylı önemli konuları tanıtıcı. Sürdürülebilir çevre kültürünün önemli değineceğimiz için almamız gereken adılar kapsamında kapsamında ele aldık. Bugün öğrencilerimiz hepimizin çevreye karşı olan sorumluluğumuzu bir kez daha gözden geçirmemizi sağladı. Uzmanlarımız küresel iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha da bilgin hale geldiğini ve bizlerin bu etkileri arttırabilmek ve doğamızı korumak için aile hareket edeceğimiz gerektiğini bir kez daha hatırladı. Panelimize ev sahipliği yapan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu panel çevrede çevresel bilgi konusunda farkındalığınızı artırmak ve ilgilenmeli planlarınızı gözden geçirdiğiniz bir plan olmalı dediğiniz gibi. Panelimizde sonuç olarak kısa özetlemek istiyorum sonuçları. Kentlerimizin iklim değişikliğine uyum sağlaması için stratejik ve yenilikçi çözümlere ihtiyacı var. Yerel yönetimlerin, toplumların ve bireylerin bu süreçte aktif rol almaları gerekiyor. Yeşil altyapı projeleri, enerji verimliliği ve çevre dostu şehirler şehir planlaması, gelecekte yaşanabilir ve sürdürülebilir kentte işaretlerimiz için hayat önem taşıyor. Çevre bilgilerin ve estetik değerlerinin topluma yayılması, eğitim ve farkındalık çalışmaları gerektirir. Çevre kültürü, toplumun tüm kesimlerinde bilimselliği ve günlük yaşamımızın da bir parçası olmalıdır diyoruz. Bu panelin hepimiz için ilham verici ve bilgilendirici olduğunu diyorum. Panelimize katılarak bilgilerimizle paylaşan değerli konuşmacılarımıza, panelin düzenlenmesinde emeği geçen belediye başkanımıza ve belediye çalışanlarına, Çevre Mühendisleri Odamıza, Çevre Mühendisleri Odası'nın başkanı sevgili Sinan Can'dan ve yönetim kurulundan ve en önemlisi de bugün bizlerle birlikte olduğunuz, bu güzel bilgilerle birlikte paylaştığınız, katkı sunduğunuz, geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sözlerine son verirken Dünya Gönüllü Doğa Bilimci değil, Aten Grup'un bir sözüyle kapanışı yapmak istiyorum. Dünyaya iyi bak. O, yaşamayı bildiğiniz tek yer görüyor. Bu söz hepimize çevremizi korumanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Gelecek nesillere daha yaşanan bir dünya bırakmak için hepimiz sorumluyuz. Bugün burada edindiğimiz bilgi ve farkındalıkla doğayı korumak yolunda önemli adımlar atacağımıza da inanıyorum. Katılımlarınız ve katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Çevre dostu sürdürülebilir bilim gelecek dileğiyle sözlerime son veriyorum. Paneyimize katılan konuşmacılarımıza Sayın Belediye Başkanımız plaketleri takip edecekler. Sayın Baran Bozoğlu, plaketleri takip edebilmemizi Belediye Başkanımızı davet ediyorum. Değerli konuklar, bu panelin organize edilmesinde büyük emek harcayan karşısından Çevre Mühendisleri Odamız adına Oda Başkanımız Sayın Sinan Can'ın bir davetini. Evet, Sinan Başkanım da toplantıyı bir şeyler söylemek isterse kendisine de söz vermek istiyoruz. Sinan Başkanım bir şeyler söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim. Çekiyorum efendim.
Teşekkür ederim.